Ondan sonra hem sohbet edelim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Modelimiz 6 ve 6'nın katlı olarak şey yapıyor. Hani çünkü 6 ilmek ve katlar olması lazım. Artı bir sağda ve bir solda kenar ilmeği bırakmamız lazım. Modelimizin kurulabilmesi için öncelikle onu söyleyeyim. Evet. 6 ve 6'nın katları bir yerde başta ve sonda bırakıyoruz. Mesela bu yelekte önler bu herhalde 36 ve 38 beden mi? Aynen öyle. 36, 34-36 bu. Yani zayıf birisi için. Kaç başladım mesela burayı? Önleri 43 ilmekle başlıyoruz. 6'şer tane haroşa bırakıyoruz. Hani ön kısmı için. Tamam. Diğer tarafa ilmek koyuyoruz. Bir tane de kenar ilmeği koyuyoruz. Bir tane de kenar ilmeği. Haroşadan sonra yine bir tane bırakıyor musun burada? Bir tane bırakmıyorum. Direkt modele giriyorum. Direkt modele Çünkü giriyorsun. Çünkü hani kenar ilmeği tek olmuş tarafa oluyor. Burada yani. Da bir tane kenarda bırakıyorsun. Hadi başlayalım o zaman. Önce şunda mı hazırlık yaptın? Onu da yapmıştım. Bunu da gösterebilirim. Tamam, evet. Bundan göster. Elindeki güzel duruyor. Ha. Modelimizde her ilmeğin tepesinde çift ilmek doluyoruz. Evet. Yani çift ilmek dolayıp bir dahaki sıramızda bunları salıyoruz. Ondan sonra modelimizin üstüne... Bir dakika, yavaş git. Evet. Şimdi 5 tane ilmeğimize... Şimdi 2-2 alıyorsun. Aynen, tepelerine çift doluyoruz. Ondan sonra 6. ilmeğe geldiğimiz zaman tepesine 1 ilmekten 5 ilmek yapıyoruz. 1 ilmekten 5 ilmek çıkartıyorsun. Çift doluyoruz'u anlayamadım ben. Şimdi tekrar anlatacağım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şişte kesinlikle şey yapmasınlar. O sıra çok sık olacak. Çok sık olacak. Yani şişte oynaması biraz zor olacak. Tamam. Çift ilmek doluyoruz derken şişimizi ipin arkasından dolanıp tekrar dolanıyoruz ve öyle çıkıyoruz. Tamam, şimdi oldu. Çok yavaş yap bunu bir kere. Ha, tamam, şimdi dur. Yavaş yavaş. Orayı 2 tane doluyor. Ve çıkıyoruz. Ha, tek ilmeğe giriyorsun. Tek ilmeğe giriyoruz. Bak, şöyle yaptığımız zaman ön taraftan ipimizi aldığımız zaman dolayamıyoruz. Ama ipi arka taraftan yaptığımız zaman çok hızlı bir şekilde doluyoruz. Güzelmiş, evet. Yani dediğim gibi kesinlikle şey yapmasınlar. Modelimiz biraz sık olacak. Tamam. Süper. Ondan sonra tekrar 5 tane ilmeği doladıktan sonra 6. ilmeğe geldiğimiz zaman 6. ilmeği 1 ilmekten 5 ilmek yapıyoruz. Tamam. 3, 4 ve 5. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Ramazan harikasın. Vallahi bravo. Arkası kaç ilmek yeleğimizin? Kaç ilmek yaptın? Arkasını 80 ilmekle başladım. 6 ve 6'nın katları yine aynı şekilde. Kaç numarayla örüyorsun? 3 mu? Bu 5 numara. Bu 5 numara. Daha ince gibi geldi bana. Evet, 5 numarayla örmüş ama Ramazan'ın eli biraz sıkı aynı zamanda. Yok, sıkı değil. Sadece bu sırasında model sıkı. Evet. Ama model çok güzel düşmüş. Yani onu da söyleyeyim bakın. Şeysi. Ve modelimizi çift taraflı da kullanabiliyoruz. Mesela ya bir şey söyleyeyim, atkı yapabiliriz. Çantada falan da çok güzel düşmez mi? Bak, hem bu tarafı güzel hem bu tarafı. Şey gibi bu. Sanki bir çilek modeli vardı. Olabilir aslında ama bakayım, ben... Tek renk olduğu için şimdi gözüm beni yanıltıyor. Evet. Ramazan anlat bize. Evet, devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet. Yine bir ilmekten 5 ilmek yapıyoruz. Ve artı bir tane kenar ilmeğimizi yapıyoruz. Şişte birazcık dediğim gibi böyle çok zor oynuyor ama diğer sırada emin olun çok rahat olacak. Tamam. Yalnız arka, çok eli bayağı böyle. Arka tarafa geçiyoruz. Yaptığımız ilmekleri, bir tane ilmeği arttırdığımız ilmekleri geliş yönüne göre ters şekilde örüyoruz. Ha, geliş yönüne göre. Aynen, geliş yönüne göre deyince daha, daha anlayışlı oluyor. Daha çok güzel. Ondan sonra anlatıyor. Kalan 5 tane tepesinde çift doladığımız, yani çift ilmek aldıklarımızı salıyoruz. Diğer ilmeğimize geçirerek. Tamam, orada bir tane kaldı. Evet. Salıyoruz ve tekrar geliş işimize geri alıyoruz. Ve arka tarafından hepsini topluyoruz. Hepsini bir alıyoruz, topluyoruz. Şu şekilde topluyoruz. Bak, çok güzel bir model. İki tarafı da çok güzel düşüyor sevgili izleyiciler. Barış, bir dakika otur gel karşıma geç. Barış ibretle izliyor olayları. Şimdi tekrar... Bir dakika dur. Bak, Barış'ın yüzüne bak. Ne oldu Barış? Vallahi şok içerisindeyim. Barış diyor ki şok. Güzel değil mi ama? Çok iyi anlatıyor. Duymadın mı? Hızlı bir şekilde yapıyor. Nasıl yani hakim çok... değil evet. mi? Ya şöyle ama bir şey söyleyeyim, sözünüzü kesmiş gibi olmayayım. Şeylerle ilk defa, tahta şişlerle ilk defa yapıyorum. Bravo. Normalde tahta şiş kullanmıyorum ben. Hani alüminyum veya demir şiş kullanıyorum. Onu da kullanamıyorum burada.
Evet, ben de o sesi severim. Çıkı çıkı böyle edecek. Hatta yani şöyle bir şey vardır ki toplumumuzda, hani şişler ses çıkarmaya başladığı zaman saçımıza sürteriz ki elektriğini alsın diye. Bir dakika, bir dakika. Kameraya falan konuşuyorsun. Çok tatlısın ya. Sen bayağı akşamları bizim neydi öbür genç arkadaşımız, hani geldi. Ümit. Ha, Ümitciğimle. Ümit de çıkmıştı buraya, hatırlayanlarınız olacak. Onunla canlı yayınlar falan yapıyorlarmış. Bayağı güzel. Bir dakika, şu metal şişi bir daha anlat. Annem yapardı. Ya metal şişlerde ses çıktığı zaman ben onu severim. Yani ben, bizim hani ben annemden, babaannemden veya etrafımdan öyle öğrendim. Hani ses çıkmasın diye saçına sürtüp elektriğini atsın diye yani. Hani ha, sürekli mesela. He, böyle çıtır çıtır yap. Ay yaşa sen. Ay yaşa. Ya gençler, gençler, gençler. Hakikaten şurada Barış böyle dağıldı orada. O kadar güzel, hayran hayran bakıyor. Bütün kameraman arkadaşlarım öyle. Ekip öyle. Evet, anlat sen yine. Bizim çok hoşumuza gitti. İyi geldin bize bugün. Çok Ramazan, teşekkür ederim. Gerçekten. Yani şimdi tekrar bir tane ilmekten 5 ilmek yaptıklarımızı tekrar geliş yönüne göre, yani arka taraftan örüyoruz. Ondan sonra tepesine çift doladığımız ilmekleri tekrar salıyoruz. Bunun daha kolay bir pratik yöntemi var ama alüminyum şişlerde bu daha rahat oluyor. Şöyle arka tarafına komple girip salanlar da var ama yani şu açıdan daha rahat. Hızlı şekilde saldığınız zaman evet, daha pratik ve daha kolay oluyor. Zaten şöyle bir şey yapmasınlar. Hani ilk başta diyecekler ki model aslında çok zor diyecekler ama bir süre sonra hani şişe çift ilmek dolamak o kadar kolay geliyor ki. Ama çok, ben şimdi o sıraya gelip bir kere daha göstermeni istiyorum. O çift dolamayı. Şimdi burayı tekrar anlata anlata gidelim mi? Tamam, tekrar anlatalım. Metal şişi neden almadın yanına? Uçak için mi? Uçakta metal şişe izin vermiyorlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Makasımı bile bırakmak zorunda kaldım. Çift doladığımız ilmekleri tekrar hızlı şekilde salıyorum. Tekrar arka tarafından alıyorum. Evet. Tahta şişlerde birazcık şey oluyor, ucu sivri olduğu için. Keşke biz sana getirseydik, söyleseydin bize. Evet. Nasıl buldunuz Ramazan kardeşimizi? Kurabiye tarifini, poğaça tarifini daha doğrusu. Modelimizin üstüne, modelimiz diğer sırada karışmasın diye bir sıra düz örgü gidiyoruz, bir sıra ters örgü gidiyoruz. Ha, aralara gidiyorsun öyle mi? Aynen, modelimiz karışmasın diye. Yap bakayım. Yapayım. Bir dakika. Şuradan göster bana. Şimdi modeli burada koyduk. Modeli tamam. Şurada koyduğumuz zaman, şu sıraya geldiğimiz zaman bu arka tarafında bunu ilmekleri topladık. Bir sıra ters düz örgü yapıp bir sıra ters örgü yapıyoruz. Tekrar düz sıraya gelince modelimizi koyuyoruz. Ha, arada yani, bir gidip bir geliyorsun. Şöyle söyleyeyim, bir model 4 sırada çıkıyor. Yani 4 şiş çıktığımız zaman bir tane model çıkmış oluyor. Tamam, onu anlayabiliyoruz. Evet. Şimdi şeylere mi geldin? O sıraya mı geldin sen? Aynen, şimdi hızlı bir şekilde. Ha, şu ilmek sarmayı çok değişik yaptım ben. Bilenler mutlaka vardır da çok hoşuma gitti. Hangisini? Çift dolamayı. Ben şöyle de düşündüm. Hani modelimizi atkı modeli olarak da kullanabiliriz diye düşündüm. Evet, olabilir. Çünkü atkı için mesela şu kaç başladı? Şu kaç? Bu 32 ilmek. 30 tanesi model için, birer tane de sağ ve solda. Sağda solda bıraktım. Kenar ilmeği. Bakın her taraftan çok güzel düşüyor model gerçekten. Evet, anlatırsan bize o şeyi nasıl yapıyorsun. Şimdi arka tarafına geçtiğimiz zaman tekrar ters örgü yapıyoruz. Aynı onun üzerine. Tekrar düz sıraya geldiğimiz zaman modeli koyuyoruz. Evet. İsterseniz diğerini de gösterebilirim. Diğerde var mı şey iki, bakayım. Burada, o sırada mısın? O sıradayım. Ben tamam. Dolayacağım. Tamam. Bunları da sen mi getirdin yanında bu şişleri? Evet, ben dün alelacele. Sorun olmadı mı uçakta? Şeylere tahta veya herhangi bir şey demiyorlarmış. Şu an alüminyum metalmiş. Tabii. Onlar. O da cihazdan geçmiyor. Evet evet. Onlar olmaz. Şimdi şey yaptığımız zaman tekrar ilmeklerimizin tepesine çift doluyoruz.
Dediğim gibi birazcık bu sırada ip kaydırması aşırı derecede zor oluyor. Ama kimse demesin ki yani model böyle şey almıyor diye. Yani şişi ilmeğe geçirdikten sonra çift sarıyor oraya. Ben önce hızlı yaptığını da anlayamadım. İlmeğin içine giriyoruz. Giriyorsun. İpin arka tarafından alıyoruz. Tekrar dolarken çıkmış oluyoruz. Aa, çok 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 güzel. Her ilmekte yapıyor musun bunu bu 5 ilmekte yapıyoruz. 6. ilmeğe geldiğimiz zaman 6. ilmeğin içerisinden 5 ilmek çıkartıyoruz. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Şöyle doluyoruz, alıyoruz. Ön taraftan doladığımız zaman şöyle göstereyim. Ön taraftan dolayamıyoruz, çıkamıyoruz bakalım. Dolanmıyor zaten. Aynen. Evet, bu güzel. Şimdi öbür kaç tane yapıyorum dedin, sonra topluyorum dedin? 5 tane. 5 tane yapıyorsun sonra? 5 tane yaptıktan sonra şimdi orayı da göstereyim. Tamam, göster diye söylüyorum. Evet. 5 taneyi yaptım. 6. ilmeğime geldiğim zaman 6. ilmeğin bir önceki topladığım ilmeğin tepesi zaten. Tamam. Oraya ilmeğin içine giriyoruz. Bir ilmek çekiyoruz. Çekiyorsun. Doluyoruz. Tekrar içine giriyoruz. Bir ilmek daha alıyoruz. Tekrar doluyoruz. Ve 5. seferde ilmeğimizin içinden çıkmış oluyoruz. Tamam. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarma diyoruz buna. Farklı söyleyenler de olabilir tabii. Harika. Sonra yine... dolama işlemine geçiyoruz. Sonra arka tarafa geçiyoruz. Tekrar salıyoruz. Hayır, hayır, şimdi bu sırada. Şimdi aynen, tekrar doluyoruz. Tekrar doluyorsun. Bir ilmeğe batıp 2 tane doluyor. İlmek çıkartıyoruz. Kaç tane yapıyorduk bunu? 5 tane yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5. Sonra bir ilmekten 5 sonra bir ilmekten ilmeğimizin içine giriyoruz. 5 evet. Tane ilmek yapıyoruz. Evet. Ve tekrar aynı işleme devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Peki, seni örgüde en zorlayan şeyden bahsedecek olursak, ne seni zorluyor mesela örgüde? Yani tığ mı daha zor sana, şiş mi daha kolay, atıyorum, veya şunu yapmak benim için çok zor oluyor. Şöyle söyleyeyim, ben de hani çok zor olan bir şey yok aslında. Sadece ben hani canım sıkıldığında ya da çok moralim bozuk olduğu zaman kendimi tek atabildiğim şey örgü. Yani ağlarken bile bununla mutlu olabiliyorum. Elime aldığım zaman bununla mutlu olabiliyorum yani. Çünkü ben hani çok sinirlendiğim zaman, yani aşırı derecede örgünün başına geçtiğim zaman ferahlıyorum, rahatlıyorum. Mesela biraz önce kafeteryaya geldiğim zaman, hani o ara biraz heyecan yapmıştım ben. Ama çıkarıp örgüme başlayınca bütün heyecanım, her şeyim gitti yani. Kafeteryada örgü yaptım mesela ben. Çoğumuz için bir terapi değil mi zaten örgü? Hepimiz için bir terapi. Ondan örüyoruz gece bir sıkıntılarımızı şöyle atmak için. Biliyorsun şeyde New York'ta böyle bir kulüp varmış. Hani ben gözümle gördüğüm bir şey değil ama anlatıyorlar. Beyler işten çıktıktan sonra oraya geliyorlarmış. Bir lokal neyse bilmiyorum. Orada gelip örgü örüyorlarmış ve rahatlayıp streslerini atıp sonra evlerine gidiyorlar. Mesela şöyle bir şey, bu modelde veya hani kalın, biraz iplerin kalın olduğu modellerde, şu ahududa modeli, bunu da kendime mesela şey koyuyorum, hedef koyuyorum. Günde bir tane ipi bitireceğim, öyle uyuyacağım veya başka işe geçeceğim. Günde bir tane ip, yani bir çile ipi bitireceğim. Aynen, bir tane ipi bitireceğim. Ondan sonra ne iş yapacaksam, mesela ara ara gelip hani iş yerine götürüyorum. Mesela yemeği yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Kendime bir saat, iki saat boş zaman geliyorum. Çoğu başka şeylerde değerlendiriyor. Telefon oynuyor, başka bir şey yapıyor. Ama ben alıyorum bir kenara, çekiliyorum. Örgümü örüyorum. Kimse bir şey gelip ne yapıyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Alıştılar mı? Kötü yorum yapan illaki vardı. Ama hani takmayınca hiç kimse bir şey diyemiyor artık. Sen orada kararlı olunca. Ben çünkü çekinseydim, eğer çünkü götüremeseydim. Çünkü kötü bir şey yapmıyorsun ki. Ya en azından yani... telefonla oynamıyorum ya da başka bir şeyle zamanımı harcamıyorum. Zamanımı daha güzel bir şeye harcıyorum. Ve bundan bir bütçene bir katkı sağlıyorsun. Yani kendime yapıyorum. Mesela gördüğüm bir modeli, şapka olsun, atkı olsun, kendime yapıyorum mesela. O kadar evet. Güzel bir duygu ki. Evet. Eşime, dostuma, arkadaşlarıma yapıyorum. Peki annen ne diyor? Kız kardeşin ne diyor? Artık onlar zaten sen çocukluğundan beri yaptığın için. Annem kesinlikle, annem sürekli benim arkamda destekçi. Annem hani ördükçe şunu da yapalım, bunu da yapalım, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Paylaşım oluyor yani evde. Aynen, mesela annem çoğu şeye yardım ettiği illaki olmuştur. Mesela hani ben çıkıvereyim, hani o ilmeği, o şişi ben çıkıvereyim, ona ben yardım edivereyim. Ya da benim görmediğim, bilemediğim yerde tamam oğlum gel otur, ben tarif edeyim. Vallahi bir söyleyecek söz bulamıyorum. ne güzel, siz gençler her zaman var olun, sağ olun, iyi olun. Biz gurur duyuyoruz çok hepinizle. Teşekkür ederim. İyi ki bugün buradasın. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.